Bundesliga'da 1977-78 sezonu ilginç bir zirve yarışına sahne oldu. Borussia Mönchengladbach bundan önceki 3 sezonda ard arda şampiyonluk yaşayarak 77-78 sezonuna da yine favori olarak girmişti. Üstelik kadrolarında Jupp Heynckes, Alan Simonsen ve Rainer Bonhof gibi yetenekli isimlere sahiplerdi. 70'li yıllarda Gladbach sadece Almanya'da değil, Avrupa sahnesinde de en iyi takımlar arasında yer alıyordu. Bu sezonda yarıştıkları rakip Köln ise tam 14 senedir şampiyonluk yaşayamıyordu. Köln, Toni Schumacher, Herbert Zimmermann ve birçok Batı Almanya yıldızını kadrosunda barındırıyordu. İki takım da şampiyonluk umutlarını son maça taşımışlardı. Köln'ün lehine olan 10 gol avarajı kafalarda soru işareti yaratsa da Gladbach futbolda her şeyin mümkün olduğunu ispat etmek istiyordu. Son maça gelindiğinde Gladbach evinde Dortmund'u ağırlıyor, Köln ise St. Pauli deplasmanına gidiyordu. Dortmund orta sıralarda vasat bir sezon geçirirken St. Pauli küme düşmeyi garantilemişti. Gladbach maça o kadar hızlı başladı ki daha 1. dakikada Heynckes'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu hızla birlikte ilk yarıda tam 6 gol buldular. Diğer tarafta Köln ise ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Gladbach benzer bir senaryoyu ikinci yarıda da gerçekleştirdiği takdirde imkansızı başaracaklardı. İkinci yarı başladığında Gladbach diğer taraftaki skora bakmaksızın golleri sıralamaya devam ediyordu. Maçın sonuna gelindiğinde ise Gladbach, Dortmund filelerine tam 12 gol bırakmıştı. Ancak Köln ikinci yarı attığı 4 golle St. Pauli'yi 5-0 yenmişti. Maçların sonucunda oluşan puan durumuna göre Köln, Gladbach'ın 3 gol averaj önünde şampiyonluğa ulaştı.